Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Biraz önce sıcağı sıcağına konuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tekrar evine dön çağrısına Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkan Vekili, partisinin ilk açıklaması olarak buradan çok açık, çok net yanıtlar verdi. Ve şimdi geldik hukuk meselesine ki programı kapatırken hukuku konuştuk. Gerçekten Türkiye inanılmaz bir hukuk çıkmazı içinde. Yaşananlar var. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması, hem şu an hapiste bulunan insanların tahliye edilmemesi, ayrıca bir de gözaltında çıplak hale getirilen, soyulan insanlarla ilgili bir tartışma var. Yani bir hukuk garabeti içinde Türkiye. Bunları konuşacağız. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili Sayın Sezgin Tarlıkoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Aslında bir de tabii ki siz yıllarca İnsan Hakları Derneği'nde de görev yaptınız. Orada da bu tür davaları kovaladınız. Hep insan haklarından yana bir mücadeleniz oldu. Bugün Türkiye'de gelinen noktada en çok çekilen sıkıntı yine bu gibi görünüyor. Ama bir de tuhaf bir tablo var Türkiye'de. Yani yine hukuk açısından da bunu değerlendirmek lazım. Mesela Allah taksiratını affetsin. Burhan Kuzu rahmetli oldu. Ama bir İranlı uyuşturucu kaçakçısıyla ilişkileri söz konusu oldu. Fotoğrafları bir araya geldi. Ve onun içeriden çıkarılması için mahkeme heyetine baskı yaptığı iddiası geldi. Hakimlere, savcılara. Ve daha sonra hakkında dava açıldı. 5 yıl hapis istendi ama o rahmetli oldu. Ama sonuç olarak bu dava değişmedi. Yeni bir olay daha oldu. Çok enteresan bir olay. Gerçekten niye böyle oluyor? Neden AKP dönemine denk geliyor bilmiyorum. AKP'li Veysel Filiz, eski diplomat. Niye AKP'li diyorum? Çünkü AKP içinde yer almış. AKP içinde, bakın işte Fuat Oktay'la beraber fotoğraf vermiş, fotoğraf çektirmiş bir isim. Sosyalizm için Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü, Avrupa Yozgatları Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği basın müşaviri Veysel Filiz. Hamza Bey'le sınır kapısından çıkış yaparken piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euronun üzerinde olan 100 kilo eroinle yakalanmış. Ve diplomatik kimliği var üzerinde ama diplomatik kimliği 2018 yılına ait olduğu söyleniyor. Ve polisler şüphelendiği için polis arama köpekleri var ya, bu uyuşturucu köpekleri. Onun arama yapıyorlar ve otomobilin bagajında gizli bir yerde 100 kilo eroin yakalıyorlar. Şimdi 2-3 açıdan çok önemli bu Sayın Vekilim. Birincisi, neden böyle kriminal isimlerle AKP'nin, bakın fotoğrafları görüyorsunuz, bu tür önde gelen isimleriyle bu insanlar, mesela Zindaşlı Burhan Kuzu gibi, yine bu Veysel Filiz, Fuat Oktay gibi, Bekir Bozdağ gibi, nasıl bir araya geliyorlar? Bir de bu beyefendinin, bakın bu Fuat Oktay'ın şeyinde, odasında, Bekir Bozdağ odasında, Akit televizyonunda katıldığı programlar da var. Ya şöyle, şunu ifade edeyim. Yani organize suç çetelerinin, mafyanın, uyuşturucu çetelerinin her zaman, yani hem güvenlik aygıtı içerisinde hem de yargı içerisinde uzantıları vardır her zaman yani. Yani şöyle söyleyeyim. Yani sonuçta ben Diyarbakır'da avukatlık da yaptım uzun yıllar, 25 yıl. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi, o zaman Van'da Devlet Güvenlik Mahkemesi yoktu. Uyuşturucu suçlarına ta Van'dan, Hakkari'den, ondan sonra işte o güzergahtaki bütün davalar Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi bakıyordu. Yani birçok güvenlik görevlisinin, koruyucunun bu suçlardan yargılandığını biliyorum. Devlet görevlisinin yargılandığını biliyorum. Yani devletin bir vesileyle, yani devlet aygıtı içerisindeki uzantıları olmadan yani bu suçların böyle çok rahat işlenmesi mümkün değil. Her zaman böyledir. Bütün dünyada böyledir yani. Sonuçta mafyanın devlet aygıtı içerisinde, organize suç çetelerinin devlet aygıtı içerisinde mutlaka uzantıları vardır. Yargıda da böyledir. Bakın, ben ısrarla İstanbul Adliyesi'nde rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ile ilgili iddialarda bulunuyordum. Çünkü birçok hakim savcı var bizim de tanıdığımız. Avukatlar var.
Davaları yakından izliyoruz falan ve o yüzden de ben parlamentoda konuşurken şunu ifade etmiştim. Ya yani şimdi adliyeler adalet kokmuyor maalesef. Rüşvet ve yolsuzluk kokuyor. Şimdi bu olaya gelirsek, bir adı Müslüman olan, adında Müslüman olan, Avrupa ve Müslüman olan bir organizasyonun başkanı, bu organizasyon AK Parti'ye yakın bir organizasyon, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin onayı olmadan Brüksel gibi bir yerde, bir merkezde, özellikle Avrupa Konseyi'nin de başkenti olan bu merkezde, yani basın müşavirliği çok önemli bir görevdir. Yani başka bir Avrupa ülkesi için söylemiyorum. Avrupa Konseyi orada olduğu için söylüyorum. Brüksel'de olduğu için. Brüksel'de olduğu için. NATO orada olduğu için çok önemlidir. Bütün o merkezler Brüksel'dedir. Orada basın müşaviri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin onayı olmadan mümkün değil. Elçiliği inisiyatifli olmaz. O yani öyle bir yerde işte basın müşavirliği yapmış ve organize suç örgütleriyle ve bu kadar büyük oranda 100 kilo eroin öyle az buz iş değil yani. Yakalanacak falan. Bununla ilgili peki yani bir açıklama duydunuz mu? Hayır. Bir yani karartma şimdi, var. Evet. Yani yandaş ya, medya bunu evet. Arkadaşlar Akit gazetesi, Akit televizyonunda program fotoğrafları var. Onları da getirir misiniz? Evet. Yönetmenimizden rica etsin. Niye yani sonuç itibariyle bir açıklama yani yapılmıyor falan yani bir şey söylenmiyor. Neden mesela bunun yani yarım kilo esrar yakalasalar boy boy fotoğraflarını gösteriyorlar şeyin önünde. Emniyet tabelasının önünde, jandarma tabelasının önünde falan. Niye peki bunu göstermemişler? Neden yani? Hem de 100 kilo. Önemli bir başarı yakalanması. Bakın onu bir tarafa koyuyorum. Önemli bir başarı ama bu şahsın teşhir edilmemesi, gösterilmemesi noktasında da yani bir tutum var demek ki öyle anlaşılıyor. Yoksa yani bu tür suçlar bakımından bir gözden geçirelim hafızamızı. Mutlaka bir fotoğraf koyarlar yani emniyetten. Bir başarı fotoğrafı, torbaları koyarlar. Şey yaparlar çünkü eroin sonuç itibariyle başka bir şey değil ve yani insanları zehirliyor bu sonuç tabii, itibariyle. Tabii. Toplumu zehirliyor yani. Böyle bir şey şimdi şeye geldiniz de bakalım yani ne olacak, nasıl açıklama yapacaklar, ne diyecekler. Hayır böyle bir yani atanmasında, görev yapmasında, böyle bir teşkilatın başkanlığına gelmesinde kimlerin rolü var? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rolü var mı yok mu? Bakalım ne diyecekler, ben de merakla bekliyorum. Böyle bir durum. Yani şey bakımdan da yani Avrupa'daki Müslümanlar bakımından da örgütlenmesi bakımından da son derece yaralayıcı olmuştur. Orada zaten yani Müslüman kimliğiyle Avrupalı Müslümanlar girişimi, MSKO, evet, sosyal imiç yani, sözcüsüymüş aynı zamanda. Adında, yani sonuçta zaten bir ayrımcılık var. Yani Avrupa'da özellikle bu göç meselelerinden sonra göçmen meselelerinden sonra bir ayrımcılık var Müslümanlara karşı. Bundan sonra yani adının da Müslüman olan bir örgütle anılması da çok talihsizlik olmuştur. Yani berbat bir durum. Öyle ifade edeyim. Evet. Evet. Yani bu şundan ben dikkat çekti. Arkadaşlar Burhan Kuzu'yla Zindaşçı'nın fotoğrafı vardı. Akit TV'de bu arkadaşımızın fotoğrafları vardı. Onu da lütfen getirir misiniz? Şimdi burada bir polis şeyi var. Kaydı var. Bu Veysel Filiz'le ilgili çok enteresan bilgiler var burada. Mesela X-ray taramasına girmesi söylemiş. Ayrıca arabanın bagajında amortismanlı şeyli özel bölme zura yapmışlar. Amortisörlü bölme ve bu bölme açıldıktan sonra 67 santim eninde 26 santim derinliğinde etrafı alüminyum folyo ile kaplı zula olarak değerlendirilen ve kahverengi bant ile kaplanmış çok sayıda paket bulundu diyor. Bu plakasını vermeyelim. Otomobilin arka bagaj kısmına özel, polis köpeği tepki vermiş. Özel bölme yapılması da taşınamaz yani. Özel hayır şunu söyleyeceğim. Eğer bu adam profesyonel bir adam değilse bu işte para kazanmayı düşünmüyorsa. Arabası nasıl bunu yaptırmış? Nasıl bu bölmeyi yaptırmış? Yani o, nasıl bu şeyi evet, koymuş? Bakacağız yani şu süreci de takip edeceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor. Bu Zindaşçı ile Burhan Kuzu davası ile bunun arasında bir benzerlik yok mu yani? Ben yani şöyle neden şunu söyleyeyim. Neden böyle oluyor bu işler? Şunu söyleyeyim yani yani Burhan Kuzu tabii rahmete gitti. Artık onunla ilgili bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama yani Zindaşçı olayıyla ilgili olarak daha geçenlerde de bir soruşturma yani yine hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum ayrıca.
Yani Zindaşi olayla ilgili olarak daha geçenlerde de bir operasyon yapıldı İstanbul'da biliyorsunuz. Hatta Türkiye genelinde 11 kişi falan gözaltına alındı. Yani onunla ilgili olarak da geçmişle yani bağlantısı noktasında bir çalışma yapılıyor sonuç itibariyle. Ama dediğimde ben ısrarlıyım. Yani sonuçta bu tür organize suç çetelerinin, uyuşturucu baronlarının yani korunduğu, zaman zaman kullanıldıkları, devlet tarafından kullanıldıkları bir aşikar bir şeydir yani. Bu da ona benzer bir durumu işaret ediyor bana göre. Evet, yani bu önemli. Bakın bu polis kaydı arkadaşlarını getirdi ama diğer görüntüleri herhalde daha sonra getirecekler. Yani Türkiye'de bir şeyler oluyor ya. Yani artık yani arkadaşlar şeyin Veysel Filiz'in görüntülerini getirin. Bakın. Yani çok enteresan bir şey şu. Hukukun dışına çıkan insanların siyasetle iç içe fotoğraf vermesi, görüntülenmesi, bir arada olması. Hani AKP muhafazakar ve milliyetçi bir parti ama çok normal gelmeye başladı insanlara. Bu normal yani mi? Yani şunu da söyleyeyim yalnız. Yani ben de siyasetçiyim tabii sonuç itibariyle. Yani bu şahsiyet tabii resmi bir görevi de var. Yani ortalama bir yurttaş değil. Onu ifade edeyim. Basın müşaviri, Brüksel evet. Büyükelçiliği'nde. Ortalama bir yurttaş değil. Ama şu yani siyasetçilerin şöyle talihsizlikleri de var. Yani kimseyi korumak açısından söylemiyorum. Çünkü bizim de başımıza zaman zaman geliyor. Yani sokakta yürüyorsunuz. Tanıyan birisi gelip fotoğraf çektiriyor. Ama makamında ağırlamış. Yani onlar ayrı mesele tabii. Onlar ayrı yani mesele. Yani makamında evet. Ağırlamış. Yani mecliste falan ağırlanmışsa tabii, falan tabii, ayrı tabii. Meseleler tabii. Orada evet. Özel olarak yani şöyle ben demiyorum bu siyasetçilerin bu uyuşturucu taciriyle bu adamla bir doğrudan ilgisi var demek istemiyorum ama nasıl bir araya bakın, geliyorlar? Yani nasıl böyle bir şöyle, ortam var, iklim var? Yine söylüyorum yani daha çok yakın bir zamanda organize suç örgütü liderliğinden ceza almış İşte sonuçta bir siyasi partinin ile ilgisi ortada olan bir şahsiyet genel başkanımızı tehdit etti. Çakıcı olayı. Evet, çok açık bir şey. Tehdit etti. Bakın yani şimdi bir tweet yazsanız burada ortalama bir yurttaş olarak sabah siz gelip evinizden alırlar. Bakın. Evinizden alırlar sabah saat 5'te. 80 yaşındaki teyzeyi de almışlardı geçen hafta biliyorsunuz. Ama bir aydır bakın bir aydır ifadesi anlamadım. Ne zamana kadar? Soru sorduğumuz zamana kadar. Önceki gün gitti ancak ifade verebildi. Yani yargının nasıl bir koruma sağladığı, bakın nasıl bir koruma sağladığı çok açık. Normal koşullarda aynı açıklamalar AK Partili bir siyasetçiye ve yöneticiye karşı yapmış olsaydı böyle kıyamet, mi davranacaklardı? Kıyamet kopardı. Yani, böyle mi yapılacaklardı? O yüzden söylüyorum bakın yargının bu tutumunu çok açık bir biçimde görüyoruz. Çok açık bir biçimde. Nasıl koruduklarını, nasıl ihmal ettiklerini. Nasıl bir cezasızlıkla koruduklarını çok iyi biliyoruz. Öteden beri biliyoruz bütün bunları. Bak bugün itibariyle söyleyeyim. Bugün itibariyle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu? Bakan yardımcısı oldu. Daha önceki görevi neydi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcı yardımcısıydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yardımcısıyken birçok berbat iddianameye imza atmış bir başsavcıydı ve başsavcı yardımcısı kendisi. Bakın bakanlık yardımcılığından, bakan yardımcılığından alınıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanıyor. Bugün olan olay. Dün, bakın dünkü olay. İstanbul 14. Arıza Mahkemesi. Can Dündar'a 25 yıl ceza verdi. 25 yıl, 30 ay falan bir ceza verdi. 14. Arıza Mahkemesi. Bakın ben adliye koruyucularından gelen bir avukatım. Yargının tahammüllerini iyi bilirim. Ceza mahkemesi usulü yasasını iyi bilirim. Şimdi 14. Arıza Mahkemesi dün yani Can Dündar'a ceza veren mahkeme bundan bir ay önce de Enis Berberoğlu'yla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum demişti. Ve tanımamıştı ve infazına devam demişti. İnfazın aynen yerine getirilmesine demişti. Şimdi aynı mahkeme dün Can Dündar'a 25 yıl ceza verdi. Peki bu heyet daha önce neydi? Daha önce 26. Arıza Mahkemesi Başkanı iken Selahattin Demirtaş'a ve Sırı Sürü Ender'e hızla en yüksek cezayı veren heyetti. Bakın 2018 yılında Selahattin Demirtaş ve Sırı Sürü Ender'e. Sırı Sürü Ender'e verilen ceza istinafta kesinleşti.
Sırı Sırı Önder hapse girdi. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi Sırı Sırı Önder'e verilen bu cezayı, bu hakimin verdiği cezayı oy birliğiyle bakın, oy birliğiyle anayasa aykırı buldu. Oy birliğiyle. Bakın o hakim daha orada. 2018'de 26. Arıza Mahkemesi'ydi. Şimdi aynı adliye binası içerisinde bu heyeti aldılar. 26'dan 37. Arıza Mahkemesi yaptılar. 37. Arıza Mahkemesi iken Canan Kaptancıoğlu, İstanbul İl Başkanımız, Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticilerine, Barış Akademisyenlerine, Sözcü Gazetesi yazarlarına en ağır cezaları verdi. O davalar da ne tesadüftür ki oraya düştü. Ne tesadüftür. Eskiden bu UYAP sistemiyle oynarlardı falan filan. Şimdi oynamıyoruz diyorlar ama tesadüfen bu önemli davaların tümü o mahkemeye düştü. O mahkemeden, bakın o mahkemeden Eylül ayının başında Enis Berberoğlu'nun daha kararı çıkmadan, Anayasa Mahkemesi'nden kararı çıkmadan, çünkü 14. Arıza Mahkemesi'nden ceza almıştı Enis Berberoğlu, çıkmadan bu heyeti aldılar, 37. Arıza Mahkemesi yaptılar. 37'den alıp 14. Arıza Mahkemesi yaptılar. Ben bir avukat olarak, bir hukukçu olarak, bir siyasetçi olarak, bu, yani bu zaman diliminde bir adliye binası içerisinde, yani Çağlayan Adliye Binası içerisinde veya Kartal veya Diyarbakır, mesela 2. Arıza Mahkemesi Başkanı'nın 3. Arıza Mahkemesi Başkanı'na atandığına tanık olmadım. Ne yaparsınız? O Arıza Mahkemesi Başkanı'nı alırsınız, çok başarılıysa istinafa göndersiniz. Alırsınız, yargıta üyesi yaparsınız. Veya talebi varsa gönderirsiniz Bakırköy'e, Kartal'a falan göndersiniz tam için. Ama aynı adliye binası içerisinde bakın önemli davaların görüldüğü yerde yer değiştiriyorlar bu hakimlere. 14'te hangi davalar var? Hrant Dink davası var. Berberoğlu davası var. Can Dündar davası var. İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen davası var. O davayı bitirdi. Herkese ceza bastı. Avukatların davaları var. Önemli davalar var. Bitmemiş. Bakın atandıktan sonra Hrant Dink davası ile ilgili olarak MİT mensuplarının dinlenmesi kararını geri aldı. Önceki heyet Hrant Dink'in öldürülmesinde MİT mensuplarının rolünün önemli olduğuna kanaat getirerek avukatların talebiyle dinlenmesine karar vermişti. Atandı. Oraya atandı. Atandıktan sonra eski heyetin kararını geri aldı. Can Dündar'ın duruşması yanlış hatırlamıyorsam 18 Şubat'a ertelenmişti. Yani 18 Şubat 2021'de görülecekti. Bu heyet oraya atandıktan sonra 18 Şubat tarihini geriye aldı. Eylül ayını aldı. Eylül ayından düne kadar tam 5 duruşma yaptı. Ve dün de ilk önce mal varlığına el koydu Can'ın. Ve şimdi de 25 yıl hapis cezası verdi. Şimdi bu ortam içerisinde hangi yargı reformundan bahsediyorsunuz? Ve yargının bağımsız ve tarafsız nasıl bahsedersiniz? Ve nasıl bahsedersiniz? Dün Sayın Cumhurbaşkanı, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye bakımından bağlayıcıdır. Kimse Türkiye'yi, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisini tanımaya zorlamadı. Türkiye, yani ilk imza atanlardan birisidir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne. O sözleşme uyarınca kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin statüsünü ve yargı ilişkisini 1989'da Özal Cumhurbaşkanı iken kabul etti. Yani o yargı ilişkisini kabul etti ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına bireysel başvuru hakkını tanıdı. 89'da. O zamandan beri sözleşme ve mahkeme sözleşme uyarınca mahkeme kararları Türkiye bakımından bağlayıcıdır. 30 yıl aradan geçmiş. Şimdi ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki bizi bağlamaz. Ya anayasanın 90. maddesi var. Anayasada açık düzenleme var. Uluslararası sözleşmelerle ilişkin olarak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı anayasayı tanımıyorsa, anayasa uyarınca bağlayıcı olan bir mahkemenin kararını tanımıyorsa hangi hakim bir karar verebilir? Bakın dün Demirtaş'la ilgili söyledikleri doğrudan doğruya yargıya talimattır. Doğrudan doğruya. Hakkında henüz bir kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmayan, henüz 15 aydır iddianamesiz bir içinde cezaevinde tutan Selahattin Demirtaş var. 20 Eylül 2019 tarihinde tahliye olma olasılığına binaen tutuklandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Daha önceki bir soruşturmaya dahil edilerek tutuklandı. O zamandan bu zaman aradan geçen 15 ay içerisinde daha iddianamesi yazılmamış.
4 yıl 2 aydır da hapistedir. Hakkında bir mahkumiyet kararı yok. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi, ki o duruşmayı ben 18 Eylül 2019 tarihinde Strasbourg'da mahkemede izlemiştim duruşmayı. Gitmiştim, izlemiştim. O mahkemede çok da avukatlık yaptım. O salonda kendim de avukatlık yaptım birçok davada. Dün itibariyle verdiği karar Türkiye bakımından gerçekten son derece üzücüdür. Yani ben kararın içeriği bakımından söylemiyorum. Yani Türkiye'nin hukuk bakımından bu noktaya gelmiş olması son derece üzücüdür. Yani nasıl, yani ben yurttaş olarak üzülürüm böyle bir karardan. Ya. Neden Türkiye bu duruma düşsün ve 17 yargıçtan oluşan bir heyet Türkiye ile ilgili olarak, bu siyasi ortama ilişkin olarak ağır değerlendirmeler yapsın. Peki bu... Siyaset yargı ilişkisi bakımından ağır değerlendirmeler yapsın. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi çok uygulanan bir madde değil. O madde der ki, bu sözleşmeye taraf devletler bu sözleşmedeki hakları kötüye kullanamazlar. Yurttaşları aleyhine kötüye kullanamazlar. Türkiye, bakın 30 yıldır sözleşmeye taraftır. Binlerce dava gitmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Binlerce ağır ihlal kararı çıkmıştır. Yaşam hakkı bakımından, faili meçhuller bakımından, köy yakmalar bakımından, ifade özgürlüğü bakımından çok ağır kararlar çıkmıştır. Ama Türkiye 18. madde bakımından bir ihlal almamıştır Selahattin Demirtaş kararına kadar. Selahattin Demirtaş kararında daire dedi ki, siz, yani devlete, bu hükümete dedi ki, siz 18. maddedeki hakları kötüye kullandınız. Selahattin Demirtaş'ı, yani yargıyı kullanarak içeride hapsediyorsunuz. Bu kötüye kullanmaktır dedi ve mahkum etti Türkiye'yi. İkinci olarak Osman Kavala davasında bir mahkumiyet daha verdi 18. maddeden. Dedi ki, siz Osman Kavala şahsında sivil aktivistleri cezalandırıyorsunuz, onlara gözdağı veriyorsunuz. Yargıyı kullanarak, ama bakın, yargıyı kullanarak, yargıyı siyasi etki altına alarak. Bunu büyük daire önceki gün kararında daha da genişletti. Hiçbir açık kapı bırakmadı Türkiye bakımından. Bakın, Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Kararı var. Karar uyarınca derhal serbest bırakılması lazım. Ama ne yaptılar? Osman Kavala beraat etti. İki sefer tahliye oldu. Bu kez başka bir suçtan tutukladılar. Şimdi diyorlar ki, efendim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bunu kapsamıyor. Dolayısıyla bu başka bir suçtur. O kararın gereği yerine getirildi diyorlar. Yani kendilerine bir yol buldular. Osman Kavala'nın da işte geçen hafta Cuma günü duruşması vardı. O duruşmayı da kendim bizzat izledim geçen Cuma günü. İstanbul'da 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Yani berbat bir iddianame yazılmış kendisiyle ilgili. İddianame değil yani. Bir hukuki belge değil, metin değil. Ve tahliye edilmedi, duruşması ertelendi. Şimdi Osman Kavala davasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ders çıkarmış ki, Selahattin Demirtaş davasında açık kapı bırakmadılar. Nasıl bırakmadılar? Yani... Tamam. Bakın nasıl? Şöyle açık. Tanımıyorum dedi, bitti. Nasıl açık kapı bırakmadılar? Türk yargısına açık kapı bırakmadılar. Selahattin Demirtaş 18 Eylül'deki duruşmadan önce tahliye edildi. 2 Eylül 2019 tarihinde tahliye edildi. Ankara 16. Arıza Mahkemesi'ndeki duruşmasında. 18 Eylül'de duruşma vardı. Yani Türkiye gidecek, savunma yapacak orada. 2 hafta önce tahliye ettiler ki, bakın, biz sizin kararınıza uyduk. Selahattin Demirtaş'ı bu davadan tahliye ettik demek için. 18 Eylül'de duruşmasından 2 gün sonra 20 Eylül'de tutuklandı. Duruşmadan 2 gün sonra sadece, bakın. Bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi görmez mi? Herkesin gördüğü bir şeyi. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı. O zaman da bu deliller vardı bunun içerisinde. İkinci tutuklaması, yani 20 Eylül 2019 tarihli tutuklaması da bu tutuklamanın devamıdır. Ve sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkrasına aykırıdır. O nedir biliyor musunuz? 5. maddenin 1. fıkrası. Tutuklanırken bir insan, yani herhangi bir nedenle tutuklanırken, ölçü şudur. Ortalama bir gözlemciyi ikna edebilecek delil olması lazım. Ortalama bir gözlemciyi. Yani makul şüphe olması lazım. Hatta onun ötesinde bir şüphe nedeni olması lazım. Makulundan daha ötesinde. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünkü kararında, daire bu kararı vermemişti. Büyük daire bu kararı verdi. Siz Selahattin Demirtaş'ı 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklarken bile makul nedenler yoktu. O zaman da siz bunu siyaseten tutukladınız. Bu çok ağır, bakın. Gerçekten yargı bakımından çok ağırdır. Yargıya diyor ki,
Ya kardeşim, avukatlar bu kadar itirazda bulunmuş. Her celse demişler ki ya Selahattin Demirtaş, yani meclisteki konuşmalarından dolayı yargılanıyor. Bunlar yasama sorumsuzluğuna girer. Meclisteki konuşmalardan dolayı milletvekilleri dokunulmaz değil, sorumsuzdurlar. Bunlarla ilgili dışarıda yargılama yapılamaz, soruşturma açılamaz der. Anayasanın 83. maddesi. Burada ben de bulunduğum duruşmada yine Sincan'daki adliyede Selahattin Demirtaş bizzat işte fezlekesinde olan konuşmayı diyor ki ben bu konuşmayı şu tarihli grup toplantısına yaptım. Şu fezlekedeki şu konuşmayı şu tarihli grup toplantısına yaptım diyor. Bilir kişi alın inceleyin. Ben grupta bu konuşmayı yapmış mıyım yapmamış mıyım? Bu fezlekeye geçen, iddianameye geçen konuşmaları. Ortalama bir yargıcı ne yapması lazım anayasa uyarınca? Karşılaştırması lazım. Bir bilirkişi vasıtasıyla. Konuşması orada. Fezleke orada. Yasama sorumsuzluğu maddesi 83. madde ortada. Karşılaştıracaksın. Şimdi bu karşılaştırmayı buradaki mahkeme yapmadı. Türkiye'ye de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği savunmada dedi ki efendim bu avukatlar tarafından ileri sürmüş bir itiraz değildir. Bakın. Yani Türkiye'nin gönderdiği savunmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işi gücü bırakmış. O dosyayı incelemiş. 9 ayrı konuşmanın, fezlekedeki konuşmanın meclisteki konuşma olduğunu saptamış ve avukatların da Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde bunları söylediğini söylemiş ve şunu söylüyor. Diyor ki yani mahkemenin ve savunmanın bu şekilde olması bizim heyetimizi şaşırtmıştır. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bu hükümet 30 yıllık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi deneyine rağmen Türkiye'den bir avukatı, Türkiye'den bir bürokratı oraya götürüp savunma yaptırtamadı. Bu dönem içerisinde öyle birisine yetişmemiş yani. Almanya'dan bir hukuk hocasını buldular bu hükümet. Selahattin Demirtaş davası için, izleyiciler bizi dinlesinler. O dava için Türkiye'yi bir Alman avukat savundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi önünde. Ne kadar para verildiğini bilmiyorum. O avukata 50 bin euro mu vermişler, 100 bin euro mu vermişler, örtülü ödenekten ne kadar para çıkmış, açık makbuz mu verilmiş, ne verilmiş bilmiyoruz. Sordum canatını alamadık. O avukata verilen para. Bir de önceki günkü davada Türkiye bir de tazminata mahkum oldu. Sadece 33 bin euro mahkeme masrafı var. Masraf var yani tazminatın dışında. 25 bin euro tazminat var. Selahattin Demirtaş'a ödenecek. Bu parada kimden çıkacak? Hakimlerden mi çıkıyor? Bu kararı veren hakimlerden mi çıkıyor? Yok. Cumhurbaşkanından mı çıkıyor? Onu mahkum eden, her gün iddiada ortaya koyan Cumhurbaşkanından mı çıkıyor? Yok. Kimden çıkıyor? Bizim vergilerimizden çıkıyor. Bir de böyle bir işin maddi boyutu var. Bakın maddi boyutu dediniz de bir şey söyleyeyim. Eski bakana da buradan selam göndermiş olayım. Yani şimdi bir şey söylemek istemiyorum Sadullah Ergin'e, hemşehrinize. Bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi Adalet Bakanı iken bir soru sormuştum kendisine. Erbil Tüşalp, Allah rahmet eylesin, kendisinden çok şey öğrendik. Esaslı bir gazeteciydi. 12 Eylül dönemiyle ilgili olarak birçok kitap yazmıştı. Bin Tanık serisi yazmıştı. Çok şey öğrenmiştik o kitaplardan. Bir gün gazetesinde köşe yazarken Erdoğan'la ilgili bir cümle kurmuş. Sayın Erdoğan kendisine tazminat davası açmış. Buradan tazminata mahkum edildi Bir Gün Gazetesi ve kendisi. Neyse tazminatı ödedi Bir Gün Gazetesi. Erbil Tuşalp ödedi. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki yani Sayın Erdoğan açtığı bu davada işte Bir Gün Gazetesi'nin ve Erbil Tuşalp'ın ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir dedi. Ve Türkiye'yi tazminata mahkum etti. 5 bin euro mu 10 bin euro mu bir tazminata mahkum etti. Türkiye hem o tazminatı ödedi Bir Gün Gazetesi'ne ve Erbil Tuşalp'a bir de geri döndü Bir Gün Gazetesi yargılamanın yenilenmesi yoluyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar doğrultusunda Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ve o tazminatı geri aldılar. Kimden aldılar? Devletten aldılar. Ben de soru sordum. Dedim şimdi yani Sayın Erdoğan Bir Gün Gazetesi'ne ve Erbil Tuşalp'tan tazminat almış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu kararı vermiş. Peki siz Adalet Bakanlığı olarak Sayın Erdoğan'dan aldığı tazminatı geri aldınız mı almadınız mı? Bir. Çünkü yani karar ortadan kalkmış. Ama kendisi de tazminatı almış.
Aldınız mı almadınız mı? Bir, iki, Sayın Erdoğan yani Türkiye'nin 5.000 euro ya da 10.000 euro tazminat ödemesine mahkum edildi. Tazminat ödemesine sebep oldu. Dolayısıyla bir hazine zararı oluştu. Bunu Erdoğan'dan almayı düşünüyor musunuz? Yani bir Erdoğan aldığı parayı almış mısınız? Cevap vermedi. Bir cevap verdi ki işte özel bilgiye girmektedir. Kişisel bilgiye girmektedir. Cevap vermedi. Bu neresi kişisel bilgi? Bakın bir şey daha söyleyeceğim genel başkanımızla ilgili. Genel başkanımız geçenlerde işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ifade özgürlüğüyle ilgili olarak bir davayı kazandı. Davayı açan Erdoğan. Şimdi bir tazminat ve avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacak devlet. Erdoğan'ın aldığı tazminat var. Bakın işin bu yönünü hiç düşünmüyoruz. Hiç düşünmüyoruz. Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok karşı çıkınca aklıma şu geldi. Acaba yani burada o kadar çok tazminat kazandı ki. Hepsi de oradan dönecek. O aldığı tazminatı ödeme kaygısıyla mı yapıyor? Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayan bir ülke Türkiye. Yani bozdu diyelim tazminat kararını. Ne değişecek ki? Uymuyorum dedi Türkiye. Ne yapacağız? Gelecekler buradan takır takır alacaklar parayı. Aldılar zaten. Alıyor herkes. Benim aldığım avukatken aldığım şey var. Tazminatlar var. Aldık yani. Ödedi peki, Türkiye. Peki nasıl bu kadar rahat? Bakın şöyle bir şey vardı. Bu hükümet onu değiştirdi. Yani AB ile uymayasalar çerçevesinde devlet memurları kanununa bir madde eklenmişti. Bir madde eklenmişti. O madde de şuydu. Yaptığı uygulamalarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin tazminatı ödemesine mahkum eden kamu görevlilerinden hakim ve savcılar dahil olmak üzere ödenen tazminat kusurları oranında geri alınır. Bu madde devlet memurları yasasına eklenmişti. AB ile uyum yasaları çerçevesinde. Bunu bu hükümet çıkarttı. Yani yargıya dedi ki siz istediğiniz kadar insan hakları ihlali yapın. Size biz rücu etmeyiz. Hazineden öderiz. Bir de işin maddi boyutu var yani gerçekten. O da korkunç bir boyut. Rakamları ortaya çıkartabiliriz. Ben soruyorum. Cevaplar geliyor. Yıllık cevaplar geliyor. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları nedeniyle ödediği tazminat. Gerçekten berbat bir durumda. Ama daha berbatını söyleyeyim. Halen bakın halen Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı davranan hakimler halen kürsüde görev yapıyorlar. Halen. Yani sadece şeyi söylemiyorum. Yani işte Can Dündar'la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kararı var. Ama o Anayasa Mahkemesi kararına rağmen dün Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum diyen hakim bir daha en ağır cezayı verdi. Berberoğlu davası var. Mehmet Altan kararını veren hakim vardı. Mehmet Altan'la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum diyen başkanı Yargıtay üyesi yaptılar. Yani böyle yargı bakımından berbat bir durum söz konusu gerçekten. Yani dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın işte yargı reformu ondan sonra insan hakları eylem planı falan tümü ama yani boş sözlerden öte bir şey değil. Hiçbir kıymeti yok. Yargının bu zihniyeti değişmediği sürece Sayın Erdoğan'ın yargı üzerindeki bu baskısı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu baskısı yargı üzerinde değişmediği sürece hiçbir yargı uygulaması değişmez. Niye değişmez? Çünkü artık rejim aynı zamanda şeyden çıkmış durumda. Yani parlamenter rejimden, güçler ayrılığından çıkmış durumda. Sonuçta 2017 Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir yeni modele dönüştürüldü. Bu modelin dünyada örneği yok ama adı var. Otokrasi. Yani tek gücün tek elde toplanması. Yani sadece yürütme yetkisi bakımından söylemiyorum. Yasama yetkisi bakımından da. Güçler ayrılığı da. Yargı yetkisi bakımından da. Yani otokrasinin hayata kalması için çoğulcu bir yapı olmaması lazım. Ne parlamentoda ne de dışarıda. Otokrasilerde evet seçimde olur ama görünüşte olur. Parlamento vardır ama görünüşte vardır. Yargı vardır ama yürütmeye bağlıdır. Onun çizdiği çerçeve dışına çıkamaz. Dolayısıyla böyle bir sisteme yani yargıdaki bu sisteme ihtiyaç duyar otokrasi. Ben otokrasi diyorum da yani uluslararası kuruluşlar da Türkiye'deki bu rejimi yani şu anda ılımlı otokrasi olarak tanımlıyorlar. Giderek bu daha katı bir otokrasiye dönüşecek bu gidişle. Çünkü yani bundan başka bir çareleri kalmadı. Ekonomide berbatlar, hukukta berbatlar, dış politikada berbatlar. Yani ayakta tutamıyorlar. İşte ben ekonomiyle çok ilgili değilim ama faiz dediler. Faiz her şeyin belasıdır dediler. İşte yaklaşık bir ayda faizi Merkez Bankası'nda faizler kaç puan birden arttı. Bugün de %2 mi? 2 puan daha arttırdılar.
Evet, bugün %17'ye çıktı. 15'ten 17'ye çıkardı. 17'ye çıkardı. Böyle bakın ekonomide ayakta duramıyorlar. Ondan sonra işte dış politikada ayakta duramıyorlar. İşsizlik, yoksulluk, bu salgının, koronanın yarattığı belirsizlik bütün yurttaşlarımızı vurmuş durumda. Nasıl ayakta duracaklar? Baskıyla, kutuplaşmayla, düşmanlaştırmayla, yok saymayla falan. Bugün mesela İçişleri Bakanlığı'nın söylediği sözler bir milletvekiline söylediği sözler kabul edilebilir sözler değil. Ne, hangi sözlerden bahsediyorsunuz? Yani bugün Sayın Gergerlioğlu'na, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na enteresan bir söz, o FETÖ'yle suçlamış. Yani şöyle demiş, Gergerlioğlu bir FETÖ'cü teröristtir. Şöyle devam etmiş, bunu söyleyen Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, parlamentodaki görevli bir milletvekili. Şu an halen milletvekili, Halkın Demokrasi Partisi'nde milletvekili ve şöyle demiş, çok enteresan. Bir terör örgütünün siyasi kanadından FETÖ'cü terör örgütünün olduğu belli olan bir vekilin peşine takılıyorsunuz. Ya bakın, cezaevinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı yönetmelik var diye devam etmiş. Pensilvanya'nın düğmeye basmasını bekliyorlar demiş. Ya bakın şimdi yani eskiden gerçekten siyasetin bir nezaketi vardı. Yani siyasetçiler bu üslubu kullanmazlardı. Yani işte terörist, hain, bilmem ne üsluplarını kullanmazlardı. Hele hele yani işte ben yargıya sesleniyorum, yargı harekete geçsin falan demek ne demek? İçişleri Bakanı sonuç itibariyle Türkiye'de kamu gücünü en büyük ölçüde elinde tutan insandır. Yani kamu gücünü. Selahattin Demirtaş'la ilgili mahkeme kararı var mı kesinleşmiş? Terörist falan diye var mı? Bir dakika bir şey soracağım. Yok var tabii mı? Ki. Peki niye Sayın Bahçeli ve Süleyman Soylu ısrarla ve inatla bugün ikisini de açıklamasını yan yana koyun. İşte Süleyman Soylu'nun açıklaması burada. Demirtaş terör. Yani bakın, nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorlar bunu? Bakın. Nasıl böyle bir insanın yargılanması tamamlanmadan böyle yargıya talimat verir gibi böyle bir şeyi nasıl kullanabiliyorlar? Selahattin Demirtaş'ın yürüyen iki davası vardı. 4 Kasım 2016 tarihinden sonra yürüyen iki davası vardı. Birisi Ankara 16. Arıza Mahkemesi'ne geldi. Türkiye'deki bütün fezlekeleri toplandı. 31 tane fezleke burada bir iddianameye dönüştü. Yargılaması devam ediyor. Yanılmıyorsam Şubat'ta veya Mart'tadır duruşması. O dosyası daha sonuçlanmadı. Mütalaa da daha henüz verilmedi. Ve kendisi 2 Eylül 2019 tarihinde o dosyadan tahliye oldu. İkinci bir davası da şuydu, biraz önce anlatmaya çalıştım. 26. Ağır Ceza Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ı 2013 Kazıçeşme Nevroz törenlerinde çözüm sürecinde Kazıçeşme'de gerçekleştiren mitingle ilgili olarak 26. Arıza Mahkemesi'ne dava açıldı. 26. Arıza Mahkemesi biraz önce ifade ettim Berberoğlu'nu, Kaftancıoğlu'nu cezalandıran heyetti. İşte Can Dündar'ı dün cezalandıran heyetti. O heyet, bakın o duruşmaları da izledim. Gerçekten yani yargı adına utanç verici ortamlardı gerçekten. O nedenle Anayasa Mahkemesi sırrı söyle ilgili olarak şeyi oy birliğiyle bozdu. Duruşmaları izledim. Ondan 4 yıl 8 ay ceza verdi. 4 yıl 8 ay. Ve Sırrı Söğe'de 3 yıl 8 ay ceza verdi. O mahkeme ama hızla verdi. Çok böyle 2-3 duruşmada verdi. Sorma süre falan vermedi. Hiç unutmuyorum. Sırrı Söğe Önder duruşmada tutuksuz yargılanıyor kendisi o zaman. Geldi İstanbul'da Silivri'de bir spor salonunda yapılıyor duruşma. Dedi ki bakın ben ne konuştuğumu iyi biliyorum. Polis sana doğru değil. Ben bu sözleri söylemedim. Benim konuşmam bu CD'de var. Bu CD'yi size veriyorum. Ayrıca çeşitli televizyon kanallarında da yayınlandı. Oradan da isteyebilirsiniz. Ama konuşmamın görüntüsü bu CD'dedir. Bunu ve tutanağı bir kişiye gönderin. Tutanağın yanlış olduğu ortaya çıkacak. Ortalama bir yargılamada bunun yapılması lazım. %100 yani. Yapıldı mı? Yapılmadı. Yapılmadı. Ve mahkum ettiler. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Sırrı Süre Önder işte kesinleşti, cezaevine girdi, 9-10 ay, 1 sene yattı. Yatarken Anayasa Mahkemesi bu yargılamaya ilişkin kararı oy birliğiyle ortadan kaldırdı ya. Bunu söylemeye çalışıyorum. Geriye dönüş. Bakın Selahattin Demirtaş'la ilgili de ne oldu? Öyle evet. Bir yargı mühendisliği var ki, şimdi mahkum oldu, dosyası istinafa gitti. Ama 20 Kasım 2019 tarihinde, 19 tarihinde ayın, pardon 2018 tarihinde AİHM kendisiyle ilgili karar verdi. İhlal kararı verdi daire. Yani karar verdi. Dedi ki yani tahliye olması lazım dedi.
Onun tahliye olma olasılığına binaen o zaman Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz tedbirimizi alırız dedi. Yani onu tahliye etmek için tedbirimizi alırız dedi. Selahattin Demirtaş'ın dosyası da istinafa gitmişti. İstinaf sadece o konuşmadan, yani 20 Kasım tarihinden sonraki konuşmadan çok yakın bir süre sonra, 10 gün, 12 gün sonra o kararı onayladı. Ve mahkumiyetini kesinleştirdiler. Sonra ne oldu? Yani ifade özgürlüğü ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl, bu yılın başında pardon, parlamentoda bir düzenleme yapıldı. 5 suç bakımından istinaftaki kesinleşmeyi kaldırdık, Yargıtay'a gitsin dedik. İfade özgürlüğü ilgilenen davalarda. Selahattin Demirtaş'ın o mahkumiyeti de geri alındı. Şimdi dosyası Yargıtay'da. Yani devam eden iki davasında bir mahkumiyeti yok ve tahliye olmuş. Peki niye yani? Ama dün Sayın Cumhurbaşkanı, evet. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki teröristtir diyor ya. Yani şimdi böyle bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından sonra bunu söylüyorum. Evet. Bir izninizle Yavuz Selim Demir'a gazeteci bir arkadaşımız tamam. var. Onun da bir görüşlerini alalım konuğumuz. Sayın Demir abi merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Sağ olun, biraz zor oldu sizi de falanmamız ama bir Skype'da herhalde sorun vardı. Vakıflı olunca yağmurlu. Ha, doğru. İnternette. Peki, biraz daha mikrofona yaklaşırsanız. Sayın Demir abi, şimdi deminden beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararları ya Türkiye tanımıyor artık. Yani ben böyle bir mahkeme tanımıyorum diyor. Yani bunun İçişleri Bakanı söyledi. Cumhurbaşkanı takmıyoruz dedi, bizi ırgılamaz dedi. Yine daha önce Anayasa Mahkemesi'nin kararları konusunda da aynı tutum takınmışlardı. Hatta AKP'den bazı milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım önerisinde bulunmuştu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kapatamayacaklarına göre bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili kararlarına ne diyorsunuz? Neden Selahattin Demirtaş bugün özgür değil? Şimdi tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kapatmak mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli başta olmak üzere ne diyorlar? Anayasa Mahkemesi'nin de yapısını değiştirelim diyorlar. Zaten Türkiye'de hukuk vesayet altında tamamen bizim kontrolümüze girsin. Yani aklıma şey geliyor. İkinci Dünya Savaşı öncesi Hitler Almanyası geliyor. Orada da biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi yakılmıştı. İnsanlar seyretmişti. Gerçekten üzücü. Ama Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmeme meselesine gelince, yani bizim dünya görüşlerimiz çok çok farklı olmasına rağmen Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesi hukuksuzluk, başka bir şey değildir. Yani siz Avrupa Birliği'ne gireceğim demişsiniz. Kopenhag kriterlerine imza atmışsınız. 400 bin, yaklaşık 400 bin sayfalık kriter var. Bunların iyisini imzalamışsınız. Ve demişsiniz ki ben Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağım taahhüdünde bulunmuşsunuz. Ve bugün diyorsunuz ki tanımıyor. Yani temelin Karadeniz fıkralarında olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yarın der ki ben de seni tanımayırım der. Ve sizin aday ülke statüsünden bile çıkarabilirler. Bunların da yaptırımı var tabii. Yani Türkiye'deki gibi bir Muz Cumhuriyeti, Sayın Erdoğan ikide bir biz Muz Cumhuriyeti değiliz diyor ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği'nin kriterleri var. Yani siz ona uymadığınız zaman, taahhütlerinizi yerine getirmediğiniz zaman kapının önüne bırakıverir. Bu da Türkiye'nin prestij kaybıdır. Neden bireysel konularla ilgili Türkiye prestij kaybetsin ki? Anlamak mümkün değil tabii yani bütün bunları ama işte tek adam rejimi olunca bütün bunlar, bir de yancısı olunca bütün bunlar, bütün hukuksuzlukların hepsi devam ediyor. Tabii burada bir de devam eden yargılamayla ilgili ya çok enteresan hukukçu Sayın Tanrıkul anlattı ama sizin de görüşlerinizi almak isterim. Yani diyelim ki Selahattin Demirtaş yargılanıyor. Bu bir partinin genel başkanı, eş başkanı sonuç olarak ve belli bir süre içeride yatmış ve daha yargı tamamlanmadan, mahkeme kesin kararlarını vermeden, hüküm giymeden Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve MHP Genel Başkanı aynı anda
yargılanan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yargılaması haksız bulunup tahliyesi istenen Selahattin Demirtaş'la ilgili terörist yaftası kullanıyorlar. Bu normal midir ya? Yani hem yargıyı etkileme açısından hem bu ülkenin hukukunun geldiği nokta açısından bu normal bir tepki mi? Asla normal değil. Bakın yani Selahattin Demirtaş yanılmıyorsam 3. dönem milletvekili. Yani 3 dönemdir milletvekili seçiliyor ve malumunuz milletvekili seçilmek için gidiyorsunuz. Yani sabıka kaydı vesaire bunları alıyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Ayrıca Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı o. Ve Cumhurbaşkanı adaylığında adaylığında YSK onadı. Yani o günlerde yani Sayın Demirtaş bugün mü terörist oldu? Senelerdir politika yapıyor, senelerdir davaları var. Defalarca tutuklandı, geri bırakıldı. Bunu anlamak mümkün değil. Yani bir Cumhurbaşkanlığı adaylığına da neden kararları asla tartışılmayan, bir üst itiraz edilemeyen YSK o zaman Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu bulamamış, tespit edememiş ve Cumhurbaşkanlığı makamına aday olmasını onaylamış. Bugün de birdenbire ortada mahkeme kararı yokken birileri terörist ilan ediyor. Yani bakın yani Demirtaş'ın terörist ilan edilmesi, Demirtaş'ın içeriden çıkmaması, içeride kalmasından kim faydalanıyor? Bunu sormak lazım. Yani Aristo mantığında da böyledir. Bundan kimin çıkarı var? Bundan kimin çıkarı var? Bundan bir Kandil'in çıkarı var. İki İmralı'nın çıkarı var. Yani Selahattin Demirtaş HDP'de bir fenomen haline geldi. Ve bir takım kararları, Kandil'in kararlarını, İmralı'nın dayatmalarına karşı çıktı. Ve bu yüzden şimdi yani bebek katili Öcalan'la ilgili birileri defalarca ölüm orucuna yattı, eylemler yaptılar vesaireler ama bakıyorsunuz bugün Selahattin Demirtaş'la ilgili partinin merkez yönetimi bile uzak duruyor. Neden uzak duruyor? Yani HDP'nin çok ciddi bir 6 milyon civarında oyu var. Bu kadar potansiyeli olan bir partinin eş genel başkanına karşı bir takım eylemleri, aksiyon hareketidir, eylemler yapması beklenirken hiç kimsede bir hareket yok. Niye? Çünkü Kandil tarafından dışlanmış, İmralı tarafından dışlanmış ve yani yerel seçimlerde bunu İstanbul seçimlerinde de gördüm. Ne dediler? Güneydoğu'dan bir sürü meleleri getirdiler. Yani mollaları getirdiler. Devlet imkanlarıyla İstanbul'da AKP'nin adayını o istediler ama HDP seçmeni hemen hemen eksiksiz diyebilirim. Ne yaptı? Yani İmamoğlu'na oy vererek AKP'ye bir çok ciddi bir ders verdi, bir mesaj verdi. Yani o sırada kimler görevlendirildi İmralı'ya? Bir takım elçiler görevlendirildi. İmralı'nın sakın ola ki karşı tarafa oy vermeyin vesaire gibi mesajlarını bir takım avukatlar, bir takım elçiler televizyonlarda, devletin televizyonlarında Osman Öcalan çıkarıldı. Ama hiç bozmadı ve tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seni başkan yapmayacağız diyen Selahattin Demirtaş, son yerel seçimlerde de AKP iktidarına önemli bir ders verilmesinde vesile olmuştur. Bu yüzden hıncını mı alıyorlar, intikamını mı alıyorlar bilmiyorum ama Selahattin Demirtaş'tan terörist çıkmaz. Bakın yani Selahattin Demirtaş'ı sadece sürekli olarak PKK ile ilintili haline getirmeye çalışmaktan bana göre bir şey çıkmaz. Yani bir kere Selahattin Demirtaş türkü söyleyen bir adam, bağlama çalan bir adam yani. Ondan terörist çıkmaz. Ya efendim kardeşi şeydeymiş, dağdaymış, bilmem neymiş. Bakın suçun şahsiliği diye bir ilke var evrensel hukukta. Siz Selahattin Demirtaş'ın elinde silahla dağlarda çatışmaya katıldığını gördünüz mü? Görmediniz. Nasıl terörist ilan ediyorsunuz? Yani orada bir takım çıkışları var.
Efendim, insan hakları konusunda vesaire konusunda çıkışlarından dolayı terörist ilan etmenin hiçbir anlamı yok. Bu nedir biliyor musunuz? Yani bu ötekileştirmektir. Yani bölücülüğün dik alasına ben bunu derim. Şimdi birileri barış süreci adını verdikleri, açılım dedikleri dönemde birlikte oturup bakanlarıyla, müsteşarlarıyla vesaireleriyle Dolmabahçe'de mutabakat imzalamadılar mı? Birlikte oturup bir basın toplantısı yapmadılar mı? O basın toplantısında şu anda da cezaevinde bulunan Sırrı Süreyya da vardı ve HDP'nin eş başkanları vardı, işte yöneticileri vardı. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ağlağ vardı. İşte devir değişti Beşir tabii. Atalay vardı. Bu işin mimarlarından birisi de Beşir Atalay'dır yani. Tabii. O dönem her şey Türk Gülistanlıktı, demokrasiydi, şimdi barış süreciydi, açılımdı da. Bugün ne oldu, ne değişti? Çünkü yani AKP artık seçmenin iradesi benim cebimdedir diye görmeye başlayan AKP gerilemeye başladı ve iktidarın avuçlarının arasından kayıp gittiğini hissetmeye başladılar. Bu yüzden bir hamasi bir milliyetçiliğe, ki milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen Tayyip Erdoğan şimdi Devlet Bahçeli ile beraber kol kola girip milliyetçilik taslamaya kalkışıyor. Peki. Milliyetçilik bu değil. Peki. Çok teşekkür ederim sevgili Yavuz Selim Demir abi. Biraz geç oldu ama daha uzun bir zamanda tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bu arada Bahçeli Akşener'e evine dön çağrısı yapmıştı. Bugün Sayın Akşener bir Twitter'la buna yanıt vermiş Sayın Devlet Bahçeli'ye. Demiş ki genel merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum demiş. Yani Sayın Bahçeli'nin aslında evine dön derken evine dön evine bitsin bu çile demişti. MHP genel merkezinden söz etmişti. Bu da esprili bir karşılık olmuş Meral Akşener için. Şimdi süremizin sonuna geldik. Son olarak bir şey söyleyeyim de. Bir cümle rica edeyim. Bir cümle evet. Cezaevlerinde bizi izleyen çok sayıda yurttaşımız, dostumuz, arkadaşımız olduğunu biliyorum. Bu karar sadece Selahattin Demirtaş'la ilgili karar değil. Aynı zamanda cezaevlerinde siyasetçi olarak bulunan diğer milletvekilleriyle ilgilidir. Aynı zamanda. Onlara ilişkin değerlendirmeler de var. Cezaevinde olan birçok belediye başkanı var, siyasetçi var, gazeteci var, avukat var, aktivist var. Onlarla da ilgilidir. Türkiye'deki insan hakları düzenine ilişkin bir değerlendirmeler de var. Onu da altını çizmiş olayım. Ve bir kelime daha söyleyeceğim. Anestezi teknikerlerinin bizden talepleri var. Benden talepleri var. Atama bekliyorlar. Bunu da bakana ileteceğim. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Sezgin Tanrıkulu. Sayın Sezgin Tanrıkulu konuğumuzdu. Ayrıntıları konuştuk. Doğruları konuştuk. Yani taraf tutmadan, kimseye ayrımcılık yapmadan, ötekileştirmeden bu ülke bizim ülke. Herkes bizim insanımız. Herkes bizim birlikte yaşama özlemi içinde olan kardeşimiz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte yine birlikte olacağız. Ama az sonra İrfan Değirmenci'yle ana haber var. Onu da kaçırmayın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.